İspanya'dan merhaba. Bugün biraz can sıkıcı bir konumuz var. Malum son dönemde herkesin konuştuğu tek şey Türkiye'nin ekonomik gidişatı. Ben de büyük bir krizden yeni yeni çıkan bir ülkede yaşayan birisi olarak zamanında bu ülkede neler yaşanmış, neden krize girmişler, kriz döneminde neler yapmışlar, bu kriz insanları nasıl etkilemiş, krizden nasıl kurtulmuşlar, bununla ilgili bir derleme yapıp sizlerle paylaşayım istedim. Elbette ki her ülkenin dinamikleri farklı. Bir ülkenin başına gelen şeyler aynen diğerinde başına gelecek diye bir şey yok. Ama yine de mutlaka ortak noktalar olacaktır ve bu ortak noktalara dayanarak bir takım çıkarımlar yapılabilir. İspanya'nın zamanında atmakta geç kaldığı bir takım adımlar daha erken atılıp daha çabuk müdahale edilebilir belki. Bu nedenle konuyu epey ayrıntılı olarak inceleyip, ekonomik dili biraz daha yumuşatıp, normal benim gibi insanların anlayabileceği seviyeye getirip sizlerle paylaşmak istedim. İspanya'da ekonomik kriz 2007'nin ikinci yarısında kendini hissettirip 2008'de artık ben buradayım demiş. İlk belirtiler elbette ki fiyat artışı ve işsizliğin yükselmesi olmuş. İşsizlik kriz öncesinde %8-9 civarında seyrederken krizden sonra %26'ya kadar çıkmış. Bu oran gençler arasında %50 civarında görülmüş. Çok acayip bir rakam, %50 şey demek yani, bir ülkenin genç nüfusunun yarısı işsiz. Nini diye bir tabir vardır İspanyolca. Ni trabajo ni estudio, ne çalışıyor ne de okuyor şeklinde. İşsiz kısacası ve ailesiyle yaşayan insanlar. Bu ninilerin sayısında inanılmaz bir artış yaşanmış. 30-40 yaşına gelen insanlar halen aileleriyle birlikte yaşamaya devam ediyorlarmış ve çalışmıyorlar ya da okumuyorlar, hiçbir katkıda bulunamıyorlar ekonomiye. Ailelerinin emekli maaşıyla geçiniyorlar muhtemelen ya da kira gibi bir yan gelirleri varsa onunla geçiniyorlar. Ekonomik kriz işsiz kalan bu insanlar üzerinde çok değişik, olumlu bir etkiye neden olmuş. Bu ekonomik kriz döneminde evde boş oturmamışlar, farklı bir şeyler öğrenip kendilerini geliştirmişler ve farklı bir sektöre geçmişler sonrasında. Yasin'in iş yerinde bu kriz döneminde yazılım öğrenip daha sonra yazılım sektörüne geçen birisi var mesela. Bunun pek çok örnekleri var. Bazı insanlar evde oturup kendilerini geliştirmek ya da boş boş beklemek yerine farklı Avrupa ülkelerine gidip orada çalışmaya başlamışlar. O dönemde çok fazla göç yaşanmış İspanya'dan diğer ülkelere. Yine bizim bir arkadaşımız var aynı şekilde 10 yıl önce kriz zamanında İspanya'dan Fransa'ya, daha sonra İngiltere'ye gitmiş. Şimdi yeni dönmüş ülkesine, İspanya'ya. Onun gibi İspanya'ya yeni yeni dönen pek çok insan var şu anda bu arada. Ekonomik krizin diğer etkilerine bakarsak bir de şöyle bir şey var. Hatırlıyorsanız birkaç hafta önce sizinle bir video paylaşmıştım. İspanya'daki evleri incelemiştik Yasin'le birlikte. Hem kiralık hem de satılık. O evlerin içerisinde çok eski evler vardı. İşte dolapları eski, banyosu eski, içinde çok eski eşyalar. İşte o eski evlerin sebebi de ekonomik kriz. Ekonomik kriz döneminde insanlar eşyaları çok uzun süre kullanmaya başlamışlar. Atmamışlar, değiştirmemişler. Ve bu alışkanlık yer edinmiş. Şu anda da atmıyorlar bu yüzden. Tabiri caizse İspanyollar biraz cimriler. Sizin için normal seviyede olan bir restoran İspanyollar için çok pahalı olabilir mesela. O yüzden İspanya'da böyle lokal, çok salaş, hatta pise yakın salaş ama çok ucuz restoranlar ve barlar vardır. Yerel İspanyollar genellikle oralarda takılırlar. Yemeğe olabildiğince az para harcarlar. Bunun dışında mesela Yasin'in iş yerinde yaklaşık atıyorum 16-17 kişi falan var. Hepsi yemeğini evinden getiriyor. Bir günde birisi bugün de pizza söyleyeyim de pizza yiyeyim demiyor. Azıcık bir yemek olsa da evden getiriyor her akşam. Ertesi gün öğle yemeği için mutlaka yemek hazırlamış oluyorlar. Ben yemek bloggeriyim. Bazen gün geliyor ben Yasin'e yemek hazırlayamamış oluyorum. Yasin dışarıdan yemek zorunda kalıyor. Ama bir İspanyol asla böyle bir şey yapmıyor. Bu da ekonomik krizin getirdiği şeylerden bir tanesi. Ekonomik krizin etkisini gösterdiği alanlardan bir tanesi de halk sağlığı, özellikle mental sağlık. Kriz döneminde depresyon şikayetiyle doktora başvuranların sayısı yaklaşık %20 oranında artmış. Yoksul ailelerde büyüyen çocukların sayısı inanılmaz derecede artmış. Ve yapılan bir araştırmaya göre yoksul ailelerde büyüyen çocukların mental hastalıklara sahip olma ihtimali normal ailelerde büyüyen çocuklardan %16 daha fazlaymış. Kısacası ekonomik krizin tek etkisi alım gücünün düşmesi ya da işsiz kalmak gibi somut şeyler olmuyor. Çok gözle görülemeyen etkileri de oluyor.
İspanya'daki ekonomik krizin kökeni oldukça geriye dayanıyor. 1999 yılında Avrupa Birliği'nin Euro'ya geçmesinin ardından 2002 yılında da İspanya Euro'yu kabul ediyor ve Euro kullanmaya başlıyor. Euro'ya geçilmesiyle birlikte insanlar düşük faizlerle çok uzun yıllar boyunca borçlanarak ev sahibi olabilmeye başlıyorlar. Hal böyle olunca insanlarda bir ev alma trendi oluşuyor. Ev alma trendi doğal olarak inşaat sektöründe bir talep oluşmasına neden oluyor. Ve pek çok kişi inşaat sektörüne geçiş yapıyor bu dönemde. Bunların arasında işte küçük aile işletmesi olup kendi kendini döndürmesine rağmen o işletmeyi kapatıp inşaat yapmaya başlayan insanlar var. Üniversiteye giderken inşaat sektöründeki maaşlar yüksek diye okulunu bırakıp inşaat sektöründe çalışmaya başlayan insanlar var. Aynı şekilde kamuda da büyük binalar yapılmaya başlanıyor. Bunlardan bir tanesi şu an hala pişmanlıkla hatırlanan binalardan birisi aynı zamanda. Valencia videomuzda gezmiş olduğumuz Bilim ve Sanat Merkezi. Binanın ilk olarak planlanan maliyeti 300 milyon euro. Ama gerçekleşen maliyet 1.3 milyar euro. Yaklaşık 4 katından daha fazlaya mal olmuş bu. Bunun gibi yine aynı şekilde Valencia'da inşa edilen bir Formula 1 pisti varmış. 5 yıl kullanıldıktan sonra kapatılmış. Bizde de inşaatı yarım kalan, inşaatı bittikten sonra kullanılmayan binaları hatırlarsanız ortak noktalarımız olduğunu göreceksiniz. İnşaat sektörünün böyle canlanmasıyla birlikte o dönem İspanya'nın belli bir kesimi acayip zenginleşmiş ve kendilerine ait bir mutluluk fanusunda yaşamaya başlamışlar doğal olarak. Bu da yine size birilerini hatırlatacaktır eminim. O dönemle ilgili bir siyasetçinin söylediği birkaç güzel cümle var. Onları aktaracağım size. Demiş ki, tüm ekonomi tuğla ve harç üzerine inşa edildi. Sarhoşlarla dolu bir partide olmak gibiydi. İnsanlar asla bitmeyeceğini düşündüler. Ama ne yazık ki bir noktada o parti sona ermiş ve gerçekler ortaya çıkmış. Bu da ekonomik krizi beraberinde getirmiş tabii ki. Peki ekonomik kriz nasıl atlatıldı? Pek çok kişiye göre 2012-2013 yıllarında İspanya'daki ekonomik kriz sona erdi. Ama şu an 2018 yılındayız ve şöyle bir baktığımızda ekonomik krizin etkilerinin hala devam ettiğini görmek mümkün. Krizin 2012 yılında sona erdiğini iddia etmelerinin sebebi aynı yıl İspanya'nın Avrupa Birliği'nden 100 milyar euroluk bir kurtarma paketi talep etmesi. Bu paketle birlikte en azından bankalar biraz daha rahat nefes almışlar. Bununla birlikte inşaat sektöründen uzaklaşılmış ve üretime ağırlık verilmiş. Bunun da rakamlarla karşılığını söyleyeyim size. Krizden önce inşaat sektörü gayri safi yurt içi hasılanın %10'unu oluşturuyormuş. Krizden sonra bu %5'e kadar düşmüş. Yine krizden önce mal ve hizmet ihracatı gayri safi yurt içi hasılanın %25'ini oluştururken krizden sonra bu %33'e yükseltilmiş. Özellikle otomotiv sektörüne ağırlık vererek ayağa kalktığını söylüyorlar İspanya'nın. Seat'ın fabrikası var biliyorsunuz İspanya'da. Onun yanı sıra yine yedek parça üretimi yapan pek çok fabrika varmış. Bu fabrikaların üretimine ağırlık vermişler. Tabii ki bu tek bir şey değil. Sadece otomotiv üretimini arttırarak krizden kurtulmak mümkün değil ama bu yapılan şeylerden bir tanesi. Bunlar ülke genelinde atılan adımlar. Bir de sadece Madrid özelinde yapılan bir şey var. O da şu, 2010 yılında Madrid'de çalışan devlet memurlarının maaşları %5-7 oranında düşürülmüş. O ekonomik krizde işsiz kalmaktansa maaşının düşmesine muhtemelen razı olmuşlardır diye tahmin ediyorum. Bir ülkeyi 10 yıl boyunca etkisi altına alan bir ekonomik krizi 5 dakikada anlatmak çok mümkün olmasa da hem araştırdığım hem de gözlemlediğim kadarıyla özetlemek istedim. Umarım sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın.